Hiç kuşkunuz olmasın, yakın dönemde başka gruplarda çeşitli ifşaatlar yapacak. Şu anda bakın ne oluyor. Şu anda iktidarda bir güç kaybı olduğunu gören bürokrasi hızla çeşitli suç unsuru olan dosyaları kopyalıyorlar. Belli güvenli yerlerde muhafaza ediyorlar. Niye? Çünkü bir sonraki gelecek hükümete kendileri de suçlu olduğu dosyaları aslında biz bunlara mecbur kaldık diye götürecekler. Pazarlık yolları arayacaklar. Bu çok eski bir yöntemdir. Biliyorsunuz Reinhard Gehlen vardır. Hitler'in Doğu Almanya istihbarat şefiydi, Doğu istihbarat şefiydi. Bu dosyalarını çalıyor. Dosyalarla birlikte işte CIA'nin öncü kuruluşu olan Amerikan Ordu İstihbarat Kurumu'na, OSS'ye sığınıyor. Ve bizzat CIA'nin kuruluşunda yer alıyor. CIA'nin örgütlenmesine ve daha sonra Avrupa'da eski Alman Nazi kalıntılarıyla birlikte Avrupa'da istihbarat örgütlerinin kuruluşunda etkin bir isim oluyor. Ve yakında da bürokrasiden olsun, bazı siyasilerden olsun, bazı yerel yöneticilerden olsun çeşitli ifşaatlar gelebilir. Önce niçin? Önce kendini koruma gayesiyle, kendi suçun içindeki durumunu örtbas etme gayesiyle. Yeni mafya gruplarından çeşitli ifşaatlar gelebilir. Çünkü Türkiye'de artık yavaş yavaş o bir kurulan bir mafyanın hiyerarşisi vardı. Şimdi buradan isim vermeyeceğim. Bu hiyerarşi bozulmakta Türkiye'de. Yavaş yavaş alttan gelenler, daha donanımlı fakat büyük paralar hükmedemeyen gruplar yavaş yavaş bu düzene karşı baş kaldırmaya başladılar. Tabii mafyada yerelleşme aşamasında olup henüz ülke çapına, dünya çapına çıkamamış grupların sosyal mecralardan etki alanlarını kendi ekonomisiyle ve eleman gücünden farklı olarak büyüttükleri, yeni ortaklıklar kurabildikleri bir döneme geldik ve bu artık bu dönem eski dönemi kabul etmiyor. Sanal olarak becerilerini arttırmış yeni mafya grupları, siber güçleri de yanlarına katarak çok kısa sürelerde büyük paralara hükmedecekler ve eski mafya grupları artık mevcut gelirleriyle bu örgütlere karşısında güçlü pozisyonlarını koruyamayacaklar ve yeni mafya savaşları başlayacak. Bu kaçınılmaz olacak.